Günaydın, günaydın, günaydın güzel insanlar. Hoş geldiniz yepyeni bir güne. Lezzetli sohbetler gününe efendim. Hoş geldiniz Satır Türk ekranlarına. Bugün ben sunucunuz Şemsadeniz. Yine kocaman bir gülümsemeyle programı açmak istiyorum. İyi ki varsınız. Hazır mıyız? Evet. Çok güzel bir gün olsun her birinizin yüreği için. Rab her birinizi bereketlesin güzel insanlar. Bugün yine buradayız, sizinle beraberiz. İyi ki varsınız ve içeriğimiz tabii ki her zaman olduğu gibi dop dolu. Bugün neler var? İlahilerimiz var. Yemek tariflerimiz var. Tabii ki konuğumuz var. Peki bugün kim bizimle beraber? Nil Hanım bizimle beraber. Kendisi zeytinyağı tadım panelisti efendim. Benim için çok zordu söylemesi. Zeytinyağı tadım panelisti. Sanırım bunu da zaten kendisi de okumuş. Zeytinyağı ile ilgili çok büyük uzmanlık alanları var. Konuşacağız. Zeytinyağısına her birimizin belki mutfaklarında, belki çok hayatının içinde olan bir konu. Siz bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz ama ben en azından mutfağımda hiç eksik etmemeye çalıştığım bir ürün. Bugün konuşacağız. Kendisinin belki soruları olacak, benim sorularım olacak. Güzel bir program olsun. Lütfen siz de bizimle beraber olun istiyoruz. O zaman hazırsak, biz hazırız efendim, siz de hazırsanız ne yapıyoruz? Şu güzel ekibi bir gösterelim. Bir yandan şefim Meral Hanım burada yine lep lezzetli tariflerle bizimle beraber olacak. Bir yandan da kızlarım Ester ve Emel de burada ilahilerle programımızı süsleyecekler efendim. O zaman Şemsa ne yapıyor şu anda? Hadi hiç vakit kaybetmeden güzel mutfağımıza gidelim. Bakalım bugün neler pişiyor. Evet. Günaydın efendim. Merhaba efendim. Günaydın. Nasılsınız? Hamdolsun. Şükürler olsun. Özledim. Değil mi? Bu atmosferi... Güzel kızları ve sizi özledim. Süper. Ortamımı da özledim. Severek evet. Yapınca insan özlüyor bu işi. Evet, evet. Peki bugün, neler var? Bugün Akdeniz'deyim. Gazpacho, İspanyolların, İspanya'nın. Gazpacho? Evet, soğuk çorba olarak adlandırılıyor. Tamam. Onun malzemelerini ilk önce söyleyeyim size. Lütfen. Sivri biber, kapya biber, charleston biber, ince... Hem normal kuru soğan, evet. Küçücük, hepsi ince ince doğranacak, hem taze soğan. Tamam. Ve bunu yani ince ince bu sebzelerle yapılan bir soğuk çorba, hiç güzel. Pişme işlemi yok. Tamam. Bunun yanında ben biraz değişiklik yapmış olacağım. Domates de kullanıyoruz iki tane, çekirdeklerini. Hı-hı. Çıkarıyoruz sulandırmamak için. Tamam. Diğerleri kabuklarını yani diğer kısımlarını ince ince kesmiş olacağız. Çekirdeklerini şalgam suyuyla ben birleştireceğim. Aa, güzel. Bir de biber salçası bir yemek kaşığı gibi. Tamam. 2-3 yemek kaşığı da şalgamla birlikte blend edeceğim. Süper. Hem domatesin çekirdeklerini. Onu çorbanın sosu olacak. Koyu bir sos oluyor. Tamam. Onu tabanına koyduktan sonra üstüne de bu ince sebzelerimizi kıymış olacağız. Carpaccio'ya gelirsek. Gelelim Carpaccio'muza. O da İtalya'nın bir yemeği. Emel'cim. O da aslında Carpaccio sığır etinden evet. ince dilimlenmiş etle yapılan bir ara meyilleri, ara öğünleri. Tamam. Biz bugün değişik sebzeyle yapmak istedim ben. Tamam. Onun için kereviz kullandım. Kerevizli. Evet, peki. Kerevizle yapacağım. Çok az yuvarlak dilimlerde onu bir sotelemiş olacağım. Onda da biber kullanacağım, domates kullanacağım, mandalina suyu, havuç kullanacağım. Evet, portakal suyunu kullanmayacağım bu sefer, mandalina suyunu kullanmış olacağım. Peki efendim. Sarımsak da olacak. Rokayla bir tadım ve de tulum peynirimizi tulum kullanacağız. Tulum peyniriyle, güzel. Evet, sunumumuzu öyle. Tabii ki ikisinde de limon kullanıyoruz. Hem gazpacho'da hem carpaccio'da limonumuzu kullanacağız. Tuz, karabiber. Başka tabii ki carpaccio'da biraz da muskat rendesi. Tamam. Peynirin altında ilk önce rokaya ondan sonra da tekrar peynir rendelediğimizde güzel bir aroma veriyor. Ve tabii ki ceviz ve bademlerimiz evet, de var. Cevizimiz gazpacho'da. Tamam. Üstüne olacak. Bademimiz de Carpaccio'da, İtalya'da.
badem var. İspanya'da da ceviz var. Güzel kardeş çorbamız gibiler zaten isimler de değil mi? Akdeniz olduğu için evet, yakınlar böyle dedik doğru. Ki oradan oraya geçelim süpersiniz. Diye. Süpersiniz. Menü kalabalık, sizi ben bırakıyorum efendim. Biraz kalabalık ederim. Ama güzel, zevkli. Bu çok önemli işte zevkli olması. Kolay gelsin şefim. Tabii görüşürüz. Ki. Evet efendim şimdi de Ester ve Emel'deyim. Nasılsınız kızlar? İyiyiz. Yeni bir günde yine beraberiz hamdolsun. Her şey nasıl? Güzel. Güzel misiniz? Süpersiniz. Hazır mıyız? Hazır. Haydi o zaman. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyorum hem Ester hem Ömer'e. Gerçekten böyle
başkasına bereket veren bir ilahi gibi değil mi? Yani Rab bolluk versin, bereket versin, yüzünün aydınlığını size göstersin diyen bir ilahi. Öyle olsun güzel insanlar. Gerçekten burada bizi izleyen, izlemeyen, duyan duymayan herkese Rab o aydınlık ve güzel yüzünü göstersin bugün. Sizin yüreklerinizde ve her birimizin yüreklerinde Rabbin o ışığı, o sevgisi bugün işlesin istiyorum ve dua etmek istiyorum her biriniz için. Kafanızda olan bütün sorular için, kafanızda olan bütün problemler, yüreğinizde taşıdığınız yükler için gerçekten Rab her birinizin yükünü bugün hafifletsin. Yeni bir gün, yeni bir güneş, yeni bir aydınlık. Her günün tasası kendisine yetecek kadar bence ağırlıkta oluyor. O zaman çok biriktirmeyin yüreğinizde sıkıntıları, acıları, dertleri, kederleri. O günün sonunda kapatın gitsin diyorum. Kolay olmuyor bazen problemleri unutmak. Gerçekten pat diye bir şeyler çıkabiliyor hayatımızda ama biz yükleri bir yere kadar taşıyabiliyoruz. İnsanız ve bizim varlığımızın bir kapasitesi var ve sınırlı. Sınırsız olan bir tek kişi var, o da Tanrı. Ve Tanrı ne diyor? Gel benim boyunduruluğumu yüklen, benim boyunduruluğum hafiftir diyor. O zaman böyle çantamızın üstüne çok fazla ağırlık koymayalım. Böyle taşınmayacak hale getirmeyelim o çantaları. Çünkü Rab bize öyle bir şey söylemedi. Rab hiçbirimize taşıyabileceğimizden fazlasını vermez. Ama biz insan olarak hep daha fazlasını almak isteriz. Herkese belki yardım etmek istiyoruz. Herkese iyilik vermek istiyoruz. Bu çok güzel bir şey bu arada ama bunları yaparken kendi ruhunuzu da koruyarak yapın. Ben çok gördüm hayatım boyunca müjde uğruna parçalanan insanlara, kendi ailesine zaman ayırmayıp sürekli dışarıda olan insanlara. Bunu çok doğru bulmuyorum. Bence hem içte hem dışarıda olması gerekiyor Rabbim bereketi. Benim evimde eşimle ve oğlumla bir huzurum ve esenliğim olması gerekiyor ki size burada bunun yansımasını verebileyim. Dışarıda bu müjdeyi paylaşabileyim. Onlara zaman ayırabilmem gerekiyor ki dışarı gittiğimde gerçekten iki yüzlü gibi değil aslında mutlu bir şeyin tanıklığını size verebileyim. Ve bazen konuşmaya da gerek yok. Bir insan iyiyse ve huzurluysa bazen hiç konuşmasına gerek yok. Suratından anlaşılıyor. Esenlik suratından anlaşılıyor. Ve insanlar bu yüzden merak ediyor. Böyle olsun. Bugün eğer varsa yüreğinizde hissettiğiniz, böyle taşımakta zorlandığınız, sanki size ait olmayan yükleriniz, başkalarının yüklerini çok omuzunuzda hissediyorsanız, size ait olmayan şeyleri dert edindiyseniz bugün gerçekten Rabbin önüne gidelim beraber ve Rab'den bütün bunları almasını isteyelim. Sadece kendi yüklerinizi, Rabbin size verdiklerini taşıyın. Her gün Tanrı size yeni bir şey gösterecektir. Hayatım boyunca 15 yaşından beri yaptığım bir şeydir. Sürekli başka şeylerin yüklerini almaya çalıştım. Başka insanların dertlerini, tasalarını taşımaya çalıştım ama bir yerden sonra artık şunu anladım ki bu Tanrı'yı hoşnut eden bir şey değil. Ben Tanrı değilim. Ve onun bir kulu olarak onun sözüne uygun yaşamak istiyorsam Tanrı bana taşımayacağın yükleri alma diyor. O zaman aslında sözüne de itaatsiz etmiş oluyoruz. Bunu unutmayın. Yani ben taşırım demeyin. Taşıyamıyoruz. Bugün Rab her birinizin taşıyamadığı yüklerini alsın. Bugün Rab sizi pak, saf ve hafifletmiş hissettirsin güzel insanlar. İyi ki varsınız diyorum. Eğer siz hazırsanız biz hazırız efendim. Ne yapıyoruz? Çayları kahveleri de hazırlıyoruz efendim. Lezzetli sohbetler başladı. Siz olun, ümidinizi kesmeyin çünkü Tanrı ile her şeyi
yapabilmemiz mümkün. Sizlerden gelen konular için dua eden Ayda Danıcıoğlu, Duanın Gücü programıyla her pazartesi, çarşamba ve cuma sabahı saat 10.45'te Sat 7 Türk'te. Suç işleyen Tanrı'nın sözünü pervasızca hiçe mi sayıyor? Teşekkür ediyoruz. Bize açtığın bu kapı için teşekkür ediyoruz. Sevinçler çoğalsın, dualar yanıtlansın. Evetler, hayırlar, sessiz bekleyiş zamanları da olacak. Onlar da tarafınızdan minnetle karşılansın. Rafaele Çedoli'nin hazırlayıp sunduğu, değerli konukların keyifli sohbet ve ufak oyunlarla ağırlandığı geyik muhabbeti siz değerli seyircilerimizle buluşuyor. Merhaba Sat 7 Türk ailesi. Geyik muhabbetine hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş. Yeni yemek programları çıktı zaten o süre zarfı içerisinde. Balık vurmaya çalışıyordum. Tabii balık yoktu o zamanlar çünkü dipte kaplıydı, balıklar gitmişti vesaire. O ritim duygusu müzikte çok önemli tabii ki. Daniel Peygamber. Tabii. Doğru. Alkış. Yayınımızın ilk talk show programı olan Geyik Muhabbeti her cuma akşamı saat 20'de Sat 7 Türk ekranlarında. Minik dostum, kilise Tanrı'nın evidir. Bulunduğun yerde onun evine gitmeye var mısın? Pazar günleri sizlerle birlikte olacağım. Sizin evinize konuk olacağım. Üçüncü günde ay ve yıldızlar yarattı. Peki, Tanrımıza ilahiler söylemeye, onun sözünü dinlemeye ve birlikte dua etmeye hazır mısın? Evet Rab. Senin istemediğin günahtan uzak durabilmemiz için bize yardım et. Lütfen bize güç ver. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Öyleyse Mini Kilise'de sen de bize katıl. Mini Kilise en eğlenceli haliyle her pazar 10.30'da, tekrarlarıyla 16'da Sat 7 Türk ekranlarında. Herkese merhaba. Lezzetli sohbetler kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğumuz çok güzel bir kadın bizimle beraber. Sevgili Nil Hanım. Ona bir merhaba diyelim efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ediyorum. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Yine yaşadığımız, nefes aldığımız sürece ben iyiyim diyorum. Evet, ben en de büyük öyle diyorum. Zenginlik çünkü sağlık. Tabii. Her şey nasıl gidiyor bu dönem? İyi gidiyor diyelim. Biraz olumlu düşünmemiz gereken zamanlardayız. Öyle. Her şey çok iyi gitmiyor. Herkes farkında. Doğru. Ama hayat devam ediyor. Öyle. En önemlisi huzurlu ve sağlıklı kalabilmek. Ne güzel dediniz. Bunun ya. Adına da çabalıyoruz. Süpersiniz. Biz sizinle çok konuşma fırsatımız bulmadı ama ben aslında bilgilerinizi biliyorum. Mesleğinizi de biliyorum ama istiyorum ki izleyicilerimiz de biraz sizinle daha Tabii. yakından tanışsın. Biraz kendinizi anlatır mısınız, bize neler yapıyoruz? Tabii şöyle bahsedeyim kendimden. Uzun yıllar bankacılık sektöründe çalıştım. Sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde genel TV programcılığı eğitimi aldım. Çeşitli kanallarda, internet haber kanallarında kurumsal iletişim ve dış ilişkiler direktörlüğü yaptım. Sonra bir gün yolum çok sevdiğim Akdeniz beslenme tarzı olan zeytinyağıyla çakıştı. Hı hı. Ve onun neticesinde yaklaşık 12 yıl evvel gibi İtalyanlardan eğitim alarak zeytinyağı tadım panelisti oldum. Wow. Ve böylece bir başka yola girdim. Hı hı. Bu yola girdiğim için de çok mutluyum, çok memnunum. Aynı zamanda Lezzet Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyesiyim. Wow. Zeytinyağı Akademisi'nde panelist hocayım.
ve gurme kurulundayım. Dergide yazılar yazıyorum. Nacizane fikirlerimi beyan ediyorum. Hayatın içinde mutlu kalmaya çalışıyorum. Ve insanlara fayda sağlamaya çalışıyorum. Esas vizyonum da bu. İtalya'da zeytinyağı deyince akla İtalya geliyor değil mi? İtalya geliyor ama zeytinyağı özellikle İspanya'da. Aslında İspanya bir numara zeytinyağında. Tamam. Çünkü üretimde ve tüketimde özellikle İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye, Cezayir, Tunus bu ülkeler hem zeytinyağı üretmekte hem tüketmekte gerçekten Akdeniz havzasında oldukları için çok fazla tüketiyorlar ve üretiyorlar. Bütün hayatım nerede böyle yani hayatım sanırım 20 senesi Kalamata'da geçti. Hmm, çok güzel. Ve Kalamata'nın zeytini ve yağı çok meşhurdur. Yani gerçekten evet. Onlar çok güzel zeytinyağı üretirler ve muhteşem bir zeytinyağı vardır. Yani o kadar lezzetli hem zeytinleri hem zeytinyağı. O yüzden birazcık ufaktan bir bilgim var. Bilginiz var. Tam böyle yerinde büyüdüğüm evet. için güzeldir zeytinyağı. Severiz. Zeytinyağı bir kere sağlıklı bir yağ. Değil mi? İnsan vücudu için, tekli doymamış yağ olduğu için damarları tıkamıyor. Margarin ve diğer yağlar gibi donmuyor. Dolayısıyla sıvı halde kaldığı için oda sıcaklığında da sıvı halde kalıyor. İnsan için çok faydalı bir takım mineraller, vitaminler, antioksidanlar, polifenoller, skuyenler, oleik asitler içinde o kadar sağlıklı şeyler barındırıyor ki aslında zeytin ağacına baktığınız zaman zeytin ağacı geçmişten günümüze gelen bir ağaç, mitolojik bir ağaç, doğru. Yaşayan bir ağaç. Hatta zeytin ağacı için şöyle derler. Fakir toprakların zengin ağacı. Ya. Çünkü zeytin ağacı kazık köklü bir ağaç olduğu için içinde onun uzun yıllar mitolojik olarak yaşamasını ve uzun yıllar 4000-5000 milattan önce yıllarına dayanan bir geçmişi olan bir ağaçtan bugün bahsediyoruz. İşte bunu sağlayan içindeki bir takım maddeler ağacın canlı kalmasını ve uzun yıllar yaşamasını sağlıyor. Ne güzel. Dolayısıyla barışın sembolü olmuş, tabii. zaferin sembolü olmuş, doğru. kutsallığın sembolü olmuş. Birçok şey addedilmiş zeytin ağacına ve bunu da hak ediyor. Çünkü zeytin ağacı aslında yaşayan bir ağaç ve anıt bir ağaç. Bir ağacın anıt olabilmesi için geçmişten günümüze bir değer taşıması lazım. Bu değer bizden sonra da ileriye taşınması lazım. O zaman biz bu ağaca anıt ağaç diyebiliyoruz. Hatta şöyle de diyoruz biliyorsunuz. Biz gelmeden önce buradaydı. Bizden sonra da yaşamaya burada devam olacak. Edecek bir ağaçtan bahsedeceğiz. Çok zor yetişen bir ağaç değil mi? Evet şöyle zeytin ağacı aslında ekildikten sonra 5-6 yıl sonra meyve veren bir ağaç. Sıcaklık olarak 35-40 derecede yetişebilen bir ağaç. Artı 4 dereceden itibaren don olayına maruz kaldığı için zeytin ağacı genellikle Akdeniz havzasında ve kıyı bölgelerimizde yetişiyor. Türkiye'de de öyle. Genellikle 6 bölgede yetişiyor. İşte bu bölgeler Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu'da özür dilerim yetişmiyor. Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de yetişiyor. Karadeniz'de güzel. Ama bizim bölgelerimizde yağlık olarak düşündüğümüz zaman zeytinler genellikle Ege bölgesinde yağlık olarak üretilebiliyor. Ama sofralık zeytini de Marmara bölgesinde, Gemlik gibi yerlerden. Sofralık süper. Zeytin daha çok üretiliyor. Yani Ege'de %70 oranında veya Akdeniz'de yağlık üretiliyorsa %30 oranında da kalan zeytin halinde sofralık zeytin üretiliyordur. Ama Gemlik'te de tersini düşünebilirsiniz. Daha çok sofralık zeytin üretiliyor. Benim merak ettiğim birkaç soru var. Buyurun. Hazır sizi yakalamışken de sormak istiyorum. En aslında merak ettiğim şey şu. Her yerde zeytinyağı satılıyor. Evet. Bazen aktarlarda ya da bu doğal ürünler satılan yerlerde, marketlerde, her yerde zeytinyağı. Ama ben mesela bir insan olarak nasıl ayırt edeceğim bu zeytinyağı gerçekten kaliteli, bu zeytinyağı bir şeye maruz kalmamış, katkı maddelerine maruz kalmamış. Yani bunu yerken nasıl anlayacağım? Çünkü herkes benim zeytinyağım en güzeli diyor ama evet, doğru zeytinyağı evet. nasıl bulacağız diyorsunuz. Evet, nasıl tespit edeceğiz? Şimdi en önemlisi markalı yağ alacaksınız. Tamam. Merdiven altı dediğimiz yağlardan
çok fazla almamaya gayret edeceksiniz. Hı hı. Halkımız genelde Ege'ye gittiği zaman gezme amaçlı mutlaka köy pazarlarına da uğrar. Çünkü severiz biz aslında pazar bizim. Bayılırım. Evet, pazar bizim içimizde olan bir şey. Tabii. Ve biz halk olarak çok. Pazara gitmeyi, taze meyve sebze almayı doğru. çok severiz. Köylümüz de hasat ettiği yağını oraya getirir. Pet şişelerde, plastik şişelerde o yağı sunar. Biz de köylünün yağıdır, bahçesinin yağıdır diye alırız ve o plastik şişeler güneş altında saatlerce kalarak aa. Yağın bozulmasına sebep olur, ekşimesine sebep olur, ya. Sirkemsi bir tad almasına sebep olur. Dolayısıyla hı-hı. öncelikle markalı yağı tercih etmeliyiz. Hı-hı. İki, cam şişede olmalı. Tamam. Ve yağı ısı, ışık, nem, havadan korumalıyız. Hani biraz evvel köylünün örneğini verdiğim hı-hı. gibi siz bütün gün güneş altında tutarsanız o yağın içinde antioksidanlar, vitaminler, mineraller ölüyor. Ölüyor. Hı-hı. Fermante oluyor yağ ve bozulmaya başlıyor ya. Dediğim gibi. Ve bir yağı açtığınız zaman kokusundan böyle boya tarzı bir koku alıyorsanız hı-hı. o yağ bayatlamış demektir. Kullanmamanız gerekir. Bir de sızma zeytinyağı tüketmek çok önemli. Ha. Yani zeytinyağı tüketecekseniz sağlıklı beslenmek adına hı-hı. zaten yağları biz sınıflandırdığımız zaman natürel yağlar, hı-hı. rafine yağlar ve Riviera yağlar diye ayırabiliriz. Tamam. Natürel yağlar dediğimiz yağlar sızma zeytinyağı, natürel birinci ve natürel ikinci diye ayrılır. Bunun yanında rafine edilmiş tohum yağları vardır. Hı hı. Bir de rafine edilmiş tohum yağlarından üretilen zeytinyağı vardır. Riviera yağı Riviera. Vardır. Şimdi natürel sızmadan ne anlayacağız derseniz, sadece mekanik ve fiziksel işleme tabi olmuş olan bir yağdan bahsediyoruz. Hı hı. Bu ne demek? Zeytin hasat edildiği zaman kontinü sistem makinalarda sadece mekanik işlemlerden geçer. Erken hasat, soğuk sıkım zeytinyağı yapacağımız zaman. Hı hı. Zeytinler yıkanır. Yıkandıktan sonra ayrıştırılır, kırılmaya girer. Kırılmadan hamur haline gelir. Hamur halini aldıktan sonra santrifüjle ayrıştırılır ve yağ, pirina ve onun yanındaki kara suyu ayrıştırılarak yağ ortaya çıkar. Tamam. Bunu yaparken 26 derece Malaksör'ün çevresindeki ceplere 26 derecede bir su verilmesi gerekir. İşte bu 26 derecenin üstüne çıktığı zaman soğuk sıkım yağ olmuyor. Dolayısıyla da erken hasat soğuk sıkım dediğimiz okay. yağın olabilmesi için 26 derece en fazla sıcaklıkta bir malaksörde dönüşünün olması gerekiyor. Onun dışında sağlıklı bir yağa ulaşmak için biraz evvel dediğim gibi markalı yağı tercih etmeliyiz. Yağın tarihine bakmalıyız. Mesela yağ şarap gibi yıllanmaz. Zeytinyağı, tamam. şarap gibi ne kadar zamanda için, mesela sizce? En fazla 1,5 yılda tüketmeniz lazım. En tamam. fazla 1,5 yılda açıldıktan sonra. Peki biz yağımızı nasıl koruyacağız? Güneşte tutmayacaksak, ısı, ışık, nem, hava yağ zarar veriyorsa bir kere mutfaklarda hanımlar genellikle ocağın yanına koyarlar ki tezgahın. Pratik olsun diye. Evet. Son derece yalnız. Ha. Çünkü ne yapacağız? Cam kenarında kalmayacak ki ışık almasın diye. Tamam. Ocağın yanında kalmayacak ki ısı almasın diye. Peki. Karanlık bir yerde dolap altında durmalı ve cam şişede mümkünse koyu şişede saklayabiliriz. Hı hı. Ve açtıktan sonra kısa bir sürede tüketmek en sağlıklısı aslında. Güzel. Sağlık için de çok faydalı. Dediğim gibi yağımızı alırken bunlara dikkat edersek markete gittiğimiz zaman da önde ışık alan yağları değil de arkada kalmış yağları tercih edebiliriz. Üstündeki etikete bakmalıyız, menşeine bakmalıyız, üretim yerine bakmalıyız. Yani markalı yağı alırken de bunlara dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla sağlıklı beslenme adına yağı seçerken bunlara dikkat edersek sağlıklı yağa da ulaşmış oluruz. Şimdi böyle birçok yer var mesela şey diyorlar işte biz kendi yağımızı kendimiz yapıyoruz ve onlar satıyorlar. İşte benim orada bir tereddütüm var. Şimdi ben Kalamata'da yaşadığım için biliyordum. Yani herkes zaten bu işi yapıyor. Ve gerçekten herkesin bağ bahçesi, zeytinleri var ve oradan. Ama şimdi burada İstanbul o kadar büyük bir şehir ki. Yani gerçekten kendi bahçesinden mi geldi? Çünkü bir markası da yok.
O zaman o pipetlerin ya da o şişelerin içinden almak biraz daha tehlikeli gibi değil mi? Tabii, ona tabii. Girmemek zaten lazım. Zaten hani İstanbul'da böyle bir şey söz konusu şöyle değil. Yağlık yağlar genelde biraz evvel dediğim gibi Ege ve Akdeniz'de çok fazla üretiyor. Ülkemizde zeytin ağaçları da orada çok fazla zaten. Öyle baktığınız zaman zeytin yağının üretim yerine bakmak da önemli. Bazı yağlar zaten mesela çok gırtlakta acılık yapabilir. Evet. Herkes ona alışık değildir. Çünkü eğer daha farklı yağ çeşidini evde tüketiyorsa hani başka tarz yağ çeşidini, o zaman damak tadında fazla acılık yapabilir. Duyusal olarak o acılık onu rahatsız edebilir. Ama aslında zeytinyağında olumlu özelliktir acılık. Tabii ki. Mesela zeytinyağında olumlu ve olumsuz değerler vardır. Alacağım. Ufacık bir es tabii. Vermek istiyorum. Bugün Meral Şef biliyorsunuz hem İspanya hem İtalya'ya götürüyor bizi. Ne kadar güzel. Evet, çok güzel yemekler var. Meral Şef'im nasıl gidiyor mutfakta? Çok güzel gidiyor. Gazpacho için İspanya soğuk çorbası. Onun için ince ince havuçlarımızı, biberlerimizi birkaç çeşit. Onları süper. Doğramış olduk. İki çeşit taze soğan ve kuru soğanımızı doğramış olduk. Sonra da en üstüne sosunda yani esas çorba dediğimiz aromasında şalgam kullanıyorum. 3-4 kaşık. Bir yemek kaşığı salça. Tabii zeytinyağı olmazsa olmaz. Akdeniz ülkesi dedik tabii, ikisi tabii, içinde. Doğru söylüyorsunuz. Tuz, karabiber, baharat başka yok. Bununla birlikte ve de domates çekirdekleri sulandırdığı için kendilerini kabuk kısmını ince ince doğruyorum. Ve çekirdek kısımlarını birlikte blend edeceğim. Karpaccio'muz böyle, cevizle de süslemiş olacağız en son. Süper. Gazpacho'muz. Karpaccio'muz ise o da İtalya. Aslında karpaccio ince yani sığır etinin ince dilimlenmiş hali. Ama biz bugün kerevizle yapıyoruz. Sebzeyle yapalım istedim. O yüzden sebzelerimizi şöyle bir sotelemiş oldum. Yarım ay şeklinde bir soğanımızı doğramış olduk. Ve mandalina içine rokası ve bademleriyle birlikte pişirmiş olacağız. Oh! Haydi bakalım o zaman. Heyecanla zeytinyağı, bekliyoruz. Zeytinyağı konumuza da uyması gerekiyor. Süpersiniz. Yani Meral Hanım elinize bu konuya dikkat ediyor. Konuklarınızla evet. Mesleklerine evet. Yakın tarifler yapıyor sağ olsun. Evet efendim, mutfakta güzel şeyler pişiyor. Sohbet güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki sevgili Ester ve Emel'i dinliyoruz beraber. Hadi bakalım. Thank you.
Çok teşekkür ediyorum. Hem Ester'e hem Emel'e. Bu arada Emel aslında İtalya'da okudu. Evet. Ve güzel. Bu konularda güzel. Bence daha fazla bilgi sahibi. Evet. Çünkü aslında o hem o köyleri hem tabii. bu tadımları yapmış tabii, biri. Tabii. İtalya gerçekten çok güzel. Çok mücevher evet. bu konularda. Evet, evet, evet. Bizde de Emel var. Ben aslında yayın önce sana biraz sormuştum. Öyle mi? Evet, evet. Gitmek istediğim yerlerden biri. Zeytinyağı dedik ve siz dediniz ki o acılığı bırakmak aslında kötü bir şey değil. Bizi rahatsız eden bir acılık tabii. olabiliyor ya. Tabii. Aslında bu onun lezzetli olduğu ve sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Doğru. Şöyle ki doğru. Burada tırnak içinde acılığın da anlamından bahsedelim. Zeytinyağında biraz evvel söyledim. Olumlu ve olumsuz değerler vardır. Hı hı. Olumlu değerler meyvemsilik, acılık ve yakıcılıktır. Güzel. Meyvemsilikten ne anlamalıyız? Duyusal olarak test ederken bunu halk da yapabilir. Yağın kapağını açtığınız zaman önce duyusal olarak duyu organlarımızdan burunla bunun testi başlar. Hı hı. Koklamamız lazım yağı. Tabii. Hatta onu degüstasyon yaparken de gösteririz. Özel bardakları vardır, kobalt mavi bardaklar. Kokladığımız zaman önce duyusal olarak ne hissettiğimize bakarız koku sensörlerimiz vasıtasıyla. Biz sağlıklı bir yağda meyvemsiliği almalıyız. Meyvemsiliden kasıt nedir? Çağla. Çimen, taze çimen kokusu, enginar kokusu. Muz yaprağının, domates, yeşil muz yaprağının kokusu, domates kokusu, badem kokusu. Yani bildiğiniz taze meyve kokusunu hissetmeliyiz. Neden derseniz zeytin ağacının meyvesidir zeytin. Bildiğimiz meyvedir, meyve. Sağlıklı bir meyvedir. Hı hı. Zeytinden üretilen yağ da zeytin meyvesinin suyudur. Hı. Doğal bir şey. Ya. Dolayısıyla meyveden nasıl elmadan, portakaldan meyveyi yerken onun kendi aromatik tadını alıyorsak, hı hı. zeytinyağını içerken veya yemeklerimize koyduğumuzda, örneğin bir salataya koyduğumuzda ağzımıza aldığımız zaman o aromatik meyvemsi tadı almalıyız. Güzel. Olmazsa olmaz olmazı. O meyvemsiliktir. Yani sağlıklı bir sızma yağda mutlaka meyvemsiliği almalıyız. Sonra acılık gelir. Acılıktan kasıt biber acılığı gibi. Evet o hafif yakmayı hafif, seviyorum hafif, ben. Hafif yakma hissi. Aha. Neden yakar, neden acılık fazla olur? Erken hasat yağlar. Yani erken hasattan kasıt nedir? Yeşil zeytinden üretilen yağlardır. Doğru. Daha çok polifenoller olduğu için içinde yakma oranı yüksek olur. Antioksidan yüklüdür. Erken hasat zeytinlerde yani yeşil zeytinlerde yağ oranı düşük olur, hı hı. asit oranı da düşük olur. Zeytin yağlandıkça, siyaha doğru döndükçe asit oranı da yükselir, yağ oranı da yükselir. Ama siyah zeytinde asit oranı yükselip yağ oranı yükselirken içindeki faydalı antioksidan, mineral ve vitaminlerde düşme olur. Çünkü artık olgunlaşmıştır. O ilk meyvemsilik dalından kopardığın andan itibaren oluşan tatlar, antioksidanlar, vitaminler hafif hafif kayboldu. Olgunluğa geçtiği için azalmaya başlar. Hı hı. En sağlıklı zeytinyağı sızma, erken hasat, soğuk sıkım yağdır. Dönersek sözümüze olmazsa olmaz meyvemsilik dedik. Meyvemsilikten sonra ne dedik? Birazcık biber acılık, gibi, biber tadına almalıyız dedik. Onu da nerede alıyoruz? Dilimizin uç kısmında alıyoruz doğru. ve yanlarda alıyoruz. O kadar doğru söylüyorsunuz. Evet, sonrasında yakıcılık. Yakıcılık, işte burada biraz evvel sorduğunuz bir soru var ya, doğru yağı nasıl anlamalıyız? Bozuksa yağ, acıtıyorsa buramızı, her zaman doğru mudur yakıcılık diye sorarsanız bana, ben de size şöyle cevaplandırırım. Eğer ki yağı ağzınıza aldığınızda bir, meyvemsiliği güzel hissediyorsanız biraz evvel saydığım meyve tatlarını. İki, ağzınızın daha doğrusu dilinizin ucunda acılığı hissediyorsanız. Üçüncüsünde de yakıcılığı hissediyorsunuz. Ama nereye kadar? Ağzınızın içinde yağı damaklara ve dil yanlarına ve dil ucuna hissederek aldıktan sonra genzinize doğru yollarken sadece genizde, gırtlakta yağ acılığı yoksa, buraya bir ekşime, bir acılık yaparak mideye inmiyorsa o acılık doğru acılıktır. Güzel. Dolayısıyla yakıcılıktır. Dolayısıyla siz bu yağı sağlıklı bir yağ olarak düşünebilirsiniz. Hı hı.
Zeytinyağında aslında oleik asit diye de bir madde var. Biraz bundan da bahsedelim. Natürel sızma zeytinyağının, natürel sızma olabilmesi için de bazı özellikleri var bunların yanında. Mesela yağın asit oranının oleik asit cinsinden 100 gramında 0,8'den fazla oleik asitinin olmaması gerekir. 0,8'i geçmemesi lazım. Yağ asidi düştükçe 0,3, 0,2, 0,2 bile var. Yani çok güzel, kaliteli, natürele vuracak şekilde. Asit oranı düştükçe yanma hissi yükselir. Çünkü içindeki vitaminler, mineraller, antioksidanlar, polifenoller yağın acılığını artırır. Dolayısıyla da siz daha sağlıklı bir yağ tüketirsiniz, daha faydalıdır. İşte biz bunu bilmemiz mümkün değil. O yüzden Nil Hanım çok doğru bir şey söyledi. Nereden aldığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru. Çünkü Nil Hanım bir uzman ve tabii ki bunu çok daha iyi anlıyor. Ama şimdi biz mutfaktaki insanlar ya da sokaktaki insanlar bunları nasıl ayırt edebiliriz? Tabii ki bunları bilmemiz çoğu zaman mümkün olmuyor. Hı-hı. O zaman dikkat edeceğimiz, tekrarlamak istediğim birkaç şey var. Plastikte almayın dedi Nil Hanım. Mutlaka camda olsun. Mümkünse koyu bir cam şişe olabilir. Tezgahlarımızın yanına ya da yemek yapılan yerlere değil, aslında karanlık yerlerde tutun dedi. Ve üçüncüsü, aslında en önemli koşullardan biri de marka olmasına ve arkasını da okuyarak almanıza ve mümkünse market reyonunun arkada kalanlarını alın dedi. Çok kendim doğru. Buradan alıp devam edeceğim. Tatlı güzel sohbetimiz var. Soracak daha çok soru var ama ne yapıyoruz? Kısacık, mini minnacık bir ara vereceğim. Çaylarımızı, kahvelerimizi şöyle bir tazeleyelim. Biz yine buradayız. Dünyadaki ve Türkiye'deki güncel olayları Hristiyan bakış açısıyla yorumlamaya devam ediyoruz. Her çarşamba akşam saat 8'de canlı yayında yeniden birlikteyiz. Saat 7 Türk'ün sosyal medya kanallarında ve TV ekranlarında görüşmek üzere. Saat 7 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haftanın gündemi, haftanın 5 günü sizlerle buluşuyor. Hristiyan dünyasından ve gündemden en güncel haberler, çevre sağlık haberleri, güncel kültür sanat etkinlikleri, teknoloji ve bilim haberleriyle haber bültenimiz hafta içi her gün saat 18.30'da Saat 7 Türk ekranlarında sizlerle. Peder Alexis Tuse ve Diakon Peder Burhan Bulatlar'ın sunduğu Katolik Pederlere Sorduk programı, her yaştan Hristiyanların İsa'yı takip etmelerine rehber olacak. Katolik, yani evrensel kilise teolojisiyle ilgili bilmek istedikleriniz, Hristiyan ruhsal hayatı ile ilgili öğrenmek istediğiniz her şey, her pazartesi akşamı saat 20'de Saat 7 Türk ekranlarında sizlerle olacak. Katolik Pederlere Sorduk programımız sizlerden gelen sorularla devam ediyor. Sorularınızı bize Saat 7 Türk'ün sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp numaramız 0533 423 5020'den iletebilirsiniz.
herkese merhaba güzel insanlar. Kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor lezzetli sohbetler ve şu anda güzel mutfağımızdayız. Kokular burada bizi mesletmiş durumda. Efendim, şefim nasıl gidiyor her şey? Her şey çok güzel gidiyor. Gazpacho için şu anda İspanya'dayız. Haydi İspanya. Onun için sebzelerimizi, birkaç çeşit kapya biber, sivri biber, acı sivri biber, normal charleston biber ve küçük havuç, iki çeşit hem taze soğan hem kuru soğan. Peki. Hepsini çok ince ince doğramış olduk. Blend etmiş oldum sosunu da, çorbanın esas. Ama ben biraz değişiklik yaparak şalgam kullandım. Şalgam, bir yemek kaşığı biber salçası ve domates çekirdeklerinin içini kullandım. Diğerine sebzelerimizi de kullanmış oluyoruz. Onunla blend etmiş oldum. Ve en sonunda da zeytinyağı ve cevizle sunmuş olacağız. Tamam. Çorbamız böyle. Haydi bakalım. Diğer karpaçyomuz da etle yapılır. İtalya'ya gitmiş olduk. Onda da aslında sığır etinin ince dilimlenmiş halidir karpaçyo. İtalyanların bir ara yemeğidir. Güzel. Atıştırmalığı olabilir veya öğün de olabilir hafif beslenenler için. Biz sebzeyle bugün kerevizi kullanmak istedik. Peki. Dilim dilim ilk önce bir haşlamış oldum onları. Unlu suda beklettikten sonra kararmaması için limonlu ve unlu suda. Sonra işte yarım ay şeklinde bir soğanımızı, onu bir soteledik. Sonra kerevizlerimizi. Şimdi mandalina suyuyla 3 tane normal büyüklükteydi. Yani küçük küçüktü tamam. Benim. 2 tane olacağını. Onu sıkmış olacağım. Limon ve de birlikte bademlerle sotelemiş olacağız. Peki efendim. Tuz, karabiber, başka ikisinde de kullandığımız bir şey bu. Yok. Güzel. Evet, onda da bademlerle ve en sonunda da tulum peynirimizle ve rokka ile servis etmiş olacağız. Teşekkür ederiz efendim. Şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun efendim herkese. Seyircilerimiz de yapsın. Yapsınlar. Haberlerimiz olsun. Haydi bakalım o zaman. Evet, güzel güzel yemekler. Nil Hanım. Buyurun. Nasılsınız? İyi mi? İyiyiz. İyiyiz. Siz de şimdi, iyisiniz. Şimdi iyi ki varsınız. Yediğim en güzel zeytinyağlardan biri Cunda'ydı. Cunda Adası'nda. Evet, Cunda Adası'na gittim de Balıkesir, Cunda halam da benim Balıkesir tarafında yaşıyor. Onlara ziyaret ettiğimizde de gerçekten muhteşem zeytinyağlar var orada. Doğrudur. Hem lor peynirleri çok ünlü hem de çok zaten seviyorum. Zaten Ege dediğimiz zaman Edremit, Ayvalık yöresinin yağları çok meşhurdur. Çok meşhur. Kaliteli yağlardır. Aydın'da özellikle ağaç çok fazladır. Ege yani hem ağaç anlamında da fazla olan bir bölgemiz. Dolayısıyla geçmişten günümüze yaşayan bu ağacın bize sunduğu o kadar çok fayda harika, var ki zeytininden, yaprağından mesela yaprağında 101 çeşit bir madde var. En önemli maddelerden bir tanesi oloropin dediğimiz bir madde. Polifenoller var. Bunlar insan sağlığı için son derece değerli antioksidanlar. Çünkü vücudunuzda eğer antioksidan oranınız yüksekse serbest radikaller dediğimiz ve oksidatif strese sebep olan bir takım hastalıklara yakalanmanızdan da engellenmiş oluyorsunuz. Ne güzel. Özellikle tam hastalık çağındayız şu anda. Tabii. Bağışıklık sistemi biraz daha korunması, biraz daha güçlü olmamız gereken de bir dönemdeyiz. Bence mükemmel bir şey söylediniz. Evet, dolayısıyla oksidatif stresin vücudumuzda yarattığı çok fazla negatif durumlar var. Bir defa DNA'larımıza ve hücrelerimize zarar veriyor. Dolayısıyla insan sağlığında önemli olan antioksidanlar burada devreye giriyor. Eğer insan vücudunda antioksidan seviyesi düşükse oksidatif stresle birlikte DNA'larımızda zarar görmemiz ve hücre yapılarımızda bozulmalar ve bunların beraberinde gelecek olan bir takım hastalıklara da açık oluyoruz. Evet. Dolayısıyla ne yapacağız? Sağlıklı kalmak için her zaman söylenir ama tekrarlamakta fayda var. Zeytinyağı tüketeceğiz. Evet. Margarin tüketmeyeceğiz. Evet. Açıkça söylüyorum. Hı hı. Tereyağı tüketebiliriz. Hı hı. Çünkü tereyağı da sağlıklı bir yağdır. Zeytinyağıyla tereyağı birleştirebilirsiniz. Mesela bir pilavda. Harika olur. Öyle yaparım, ayıptır söylemesi. Evet. Gerçekten ikisi. Çünkü eşim tereyağı çok seviyor. Ben de biraz daha böyle sağlık tarafına kaymak istiyorum. Tabii. İkisini birleştirince çok da güzel bir şey çıkıyor ortaya. Aynen.
Yemeklerimizde aslında nefaseti sağlamak için tadına, aromasına hani dikkat ediyoruz ama birazcık da sağlık yönüne dikkat çok etmemiz doğru, lazım. Haklısınız. Sağlıklı nesiller için. Çünkü doğru biz aslında geçmiş dönemlerde Osmanlı'ya kadar gidersek zeytinyağını çok tüketen bir ülkeymişiz. O zaman hatta çok ilginçtir, bunu çoğu kişi bilmez, İstanbul'a mide şehir denirmiş. Ne şehri? Mide şehir. Mide. Evet, neden? Çünkü o zamanlar İstanbul'da tabii üretim olmadığı için Ayvalık'tan, Edremit'ten padişah İstanbul'un yağını tamamlayabilmek için yağ istermiş. Aa. Yağlar gemilerle Halic'e gelirmiş. Çok ilginç. Yani bakın güzel, neler öğreniyorsunuz. Wow. Dolayısıyla ama o günden bugüne baktığımız zaman tabii ki bir takım destekler, yardımlar, Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra ülkelerin ekonomisini düzeltmek için Amerika'nın sağladığı Marshall yardımları adı altında bizlere de sunulan yardımlarla biz zeytinyağından uzaklaştırılmışız. Evet. Onun yerine rafine edilmiş tohum yağları ve margarinler almış. Evet. Margarin fabrikaları kurulmuş. Dolayısıyla zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman diyerek insanlarımız uzaklaştırılmış. Vay, ve o zaman genelde 1 yılda 5 kilo yağ tüketirken şimdi Türk insanı 1 yılda 1,5 yağı kişi başı zeytinyağı anlamında söylüyorum zor tüketiyor. Yani aslında bu bir keşke sosyal politika olsa ve insanlar yavaş yavaş zeytinyağının değerini ve kıymetini bilseler, anlayıp o tarafa doğru yönelseler. Bakın Riviera bile demiyorum. Erken hasat, soğuk sıkım, 26 derecede sıkım zeytinyağı almanız lazım. Sağlıklı kalabilmek için, hem mide sağlığı için, hem kalp sağlığı için, hem stresi azaltmak için. Allah Allah, yani olsun o kadar ya, çok şey var ki zeytinyağının içinde bizleri besleyen. Çünkü biz bu ürünü sadece yeme anlamında kullanmıyoruz. Bakın ticaretini sağlık yapıyoruz, yaprağından faydalanıyoruz. Mis gibi zeytinini soframızda kullanıyoruz. Saçımıza. Saçımıza sürüyoruz, vücudumuza sürüyoruz. Kutsal ayinlerde, törenlerde kullanıyoruz. Doğru. Isınmak amaçlı kullanıyoruz, ışık amaçlı kullanıyoruz, tabii, kandil olarak kullanıyoruz. Ya. O kadar çok verimli bir ağaç ki diyor ki benim her şeyimin kullan, faydası size dönebilir. Yeter ki bunu kullanmasını ya, bilin. Ne güzel söylediniz. Evet. Yani zeytinyağı gerçekten o kadar değerli bir ağaç ki istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Bakın saçımızda kullanıyoruz. Sağlıklı olsun, parlasın. Ciltte çok tabii çok ki kullanılıyor insanlar. Yani nemlendirici olarak bebeklerde. Tabii. Mesela hiçbir şey sürmeyin diyorlar. Yani bazen pişik oluyor bebekler, hı-hı, bir şeyler oluyor. Hı-hı. Zeytinyağı tabii sürsen mesela bile. Mesela açık olmayan yaralarınıza da kullanabilirsiniz. Ya. Ama açık yara olmayacak. Çünkü içindeki asitik asitler, hı-hı, ya tahriş edebilir orayı. Açık olmayan kurumuş cildinize kullanabilirsiniz. Size ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yiyebildiğiniz her şeyi, hı-hı, yiyebildiğiniz her şeyi. Çünkü yediğiniz şey nereye giriyor? İçimize giriyor. Evet. Yiyebildiğiniz her şeyi saçınızın telinden ayak parmağınızın ucuna kadar kullanabilirsiniz. Muhteşem. Yiyebildiğiniz her şeyi saçınızın telinden ayak parmağınız ucuna kadar kullanabilirsiniz dedi Nilay Hanımefendim. Devam ediyoruz ama ilk önce biraz Ester ve Emel'i dinleyelim mi? Dinleyelim. Özgürlüğüm.
Süpersiniz. Peki merak ettiğim konulardan biri zeytinyağı nasıl yayıldı? Şimdi bütün dünyada zeytinyağının aslında faydaları konuşuluyor. Burada evet. Sizinle biz bunu sohbetini ediyoruz. Ben size bir şeyler söylüyorum. Ama nereden çıktı? Yani bunun tarihçesine ve artık dünya zeytinyağı nasıl tanıyor? Tabii şöyle bahsedelim. Aslında zeytinyağının geçmişine baktığımız zaman milattan önce 4000-5000 yıllarına kadar inen bir yağdan bahsediyoruz. Hı hı. İlk yayılışı Mezopotamya'da yaşayan Samiler tarafından olmuş. Sonrasında da İran üzerinden Çin'e yayılmış, Pakistan'a yayılmış, İtalya'ya, Yunanistan'a yayılmış, Mısır üstünden. Türkiye'de de İç Anadolu'da, pardon özür dilerim, Mezopotamya'da yaşayan Türkler vasıtasıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Mardin üçgeni içinde kalan bölgeden yayılmaya başlamış. Türklerin zeytinyağlı tanışmaları ise aslında Türkler göçebe yaşayan insanlar. 11. yüzyıla kadar göçebe yaşamışlar. Sonradan yerleşik duruma geçtikleri zaman daha evvel bitkisel yağların dışında hayvansal gıdalarla beslenen ve hayvansal ürünler tüketen Türkler yüzlerini batıya doğru döndükçe tahıllarla, sebzelerle, meyvelerle, zeytinyağı ve zeytini tanışmaya başlıyorlar. Yerleşik duruma geçtikten sonra da bunların üretimini, tüketimini yapıyorlar. Zeytinin yayılmasında Romalılar zeytinyağının yayılmasında dünyaya Giritliler önemli bir rol oynuyor. Bunun dışında söyleyebileceğim zeytin ve zeytinyağı ile ilgili. Zeytin aslında yeşil zeytin ve siyah zeytin diye de düşünebiliriz. Siyah zeytinden ne anlamalıyız? Yeşil zeytinden ne anlamalıyız? Şimdi bazı insanlar siyah zeytini ve yeşil zeytini ayrı ayrı ağaçlarda yetiştiğini düşünürler. Aslında öyle değil. Halbuki öyle değil. Çünkü zeytin oluştuktan itibaren önce yeşil ve sarı olarak başlar. Ondan sonra kahverengi, morumsu ve siyaha, en olgun döneminde siyaha döner. Eğer yeşil zeytinden hasat yaparsak erken hasat deriz bunun adına. Olgunlaşma devresini bitirdiğinde siyah zeytinden eğer yağ yaparsak olgun hasat deriz buna. Dolayısıyla burada hasat kelimesini de irdelememiz lazım. Biz hasattan ne anlıyoruz? Değil mi? Evet. Şimdi hasat yapmamız için biraz evvel söylediğim gibi yeşil ve zeytinden hasat yapabiliriz. Ama hasatın da dönemleri vardır. Çünkü zeytin ağacı belki çoğu kişi bilmez, çiçek veren bir ağaçtır. Doğru. Ben şöyle biliyorum, hem geldiğim yerden hem de halamlar hasat yaptıkları zaman önce o çiçeklenmeyi görüyorlar. Beyaz, değil mi? Beyazımsı çiçekleri vardır. Çok da güzel. Nisan ve Haziran aylarına kadar çiçeklenme yapar. Haziran'dan Eylül ayına kadar meyvesi olgunlaşmaya başlar. Yörelere, meyvenin cinsine, bulunduğu ortama ve işlenme şekillerine göre de değişiyor, bu hasat Eylül'den başlayıp Şubat'a kadar da devam edebilir. Tabii hasatta bizim dört tane şeklimiz var. Biz hasatı nasıl yapıyoruz? Bazen elle toplama yapılabilir. Bazen dip zeytin dediğimiz zeytinler kendiliğinden olgunlaştıkça ağacın dibine düşer.
dipten toplama yapabiliriz. Makinayla toplama yapabiliriz. Bir de sırıkla. O sırıkla toplamadır. Sırıkla toplama yapabiliriz. Elektrikli bir şeydir, sağlar. Ama tabii burada zeytinin dalına, zeytinin meyvesine zarar vermemek lazım. Çünkü eğer biz zeytin dalına ve meyvesine zarar verirsek, o zarar görmüş zeytinler hasata, yağhaneye gidip yağ haline geldiği zaman yağda bir takım kusurlar da oluşturabilir. Dolayısıyla zeytin ağacına da zarar verebiliriz. Eğer hasatı doğru şekilde düzgün yapmazsak, zeytin dalları zarar görürse bir dahaki sene zeytin vermez. Hatta belki duymuşsunuzdur, var yılı yok yılı denir zeytinde. Evet, bir yıl var bir yılı yok diyorlar. Periyodisite dediğimiz bir yıl meyve verir bir yıl vermez. Evet. Çünkü eğer zarar gördüyse veya çevre koşullarından zarar gördüyse veya iklimsel zarar gördüyse, çünkü zeytin belli sıcaklıklarda, daha evvel dediğim gibi 35-40 derecede en çok fazla güzelleşiyor ve sağlıklı bir zeytin üretiyor, ama artı 4 dereceye kadar da dona dayanabildiği için, eğer don olayı olursa, soğuk olursa, zeytin çiçeği yetişmediği için meyveyi üretemiyor. Meyve ürese bile çekirdeği ve meyvesi küçük kaldığı için ondan üretilen yağda sağlıksız yağ olabiliyor ya da yağ oranı düşük olabiliyor. Çünkü çok fazla zeytin gerekiyor değil mi? Tabii. Yani bir sürü ağaçlar toplanıyor, zeytinler, bir parça bir şey çıkıyor ortaya. Şöyle söyleyeyim size, bir ağaçta 20 kilo zeytin varsa, hani sağlıklı bir ağaçtan bahsediyoruz. 20 kilo zeytin olan bir ağaçtan 1-1,5 kilo yağ üretebiliyoruz. Ya, ne kadar yani zor. Mesela bir de hurma zeytin vardır. Hurma zeytini çoğu insan bilmeyebilir. Hurma zeytinde kendine has, ağacın üstünde kendi kendine işlenmeden yetişen bir zeytin. Çok zor yetişir, karaburunda yetişir. Ağacın dalından zeytini kopardığınız andan itibaren tuzu yok gibidir zeytinin. Bu da rüzgarla birlikte oluşan mantarlar zeytin meyvesinin yetişmesini sağlıyor. İlginçtir. Çok ilginç. Çok, evet, çok zor. Hatta mesela Yunanistan'da beyaz zeytin var. Doğru. Yani hani çoğu insan belki hani bilmeyebilir. Artık teknoloji ilerledikçe zeytinin de hücrelerine kadar girilip yeni zeytinler belki üretilebiliyor. Çeşitler artabiliyor. Dünya geneline baktığınız zaman çok çeşit var. Tabii Türkiye'de bile bunlar çok çeşit var. Bunlar sağlıklı mı peki? Tabii ki DNA'sıyla oynanıyor bir yerde. Ama eğer insan sağlığı için fayda sağlayacak bir şeyse sağlıklıdır. Tabii ki yani hücrelerimize zarar vermeyecekse, içine katkı maddesi konmayacaksa, doğal meyveyi biz tüketebilecek durumda yapılacaksa olabilir. Ama eğer ki ona zarar veren bize de zarar vereceği için, çünkü meyve özelliğini kaybedecek, o zaman orada durmak gerekir. Doğru söylüyorsunuz. Peki bu tortulu, mesela bazen zeytinyağlarda tortu gibi bir şey birikiyor. Böyle tortular var. Onları görünce insanlar ya bir garipsiyorlar, çok hoşlanmıyorlar bunu görmekten. Siz ne düşünüyorsunuz şimdi o konuda? Şimdi zeytinyağı tortulu da olabilir. Tercihe bağlıdır. Bazı insan uğraşmak istemez. Tortulu sever, onun acılığını sever. Ama tortulu zeytinyağını kısa sürede tüketmek gerekir. Diyelim ki kapağını açtınız. En fazla 1,5 ayda tüketmelisiniz. Çünkü 1,5 ay. Tabii. Orada tortu olarak gördüğünüz şey aslında zeytin partikülleridir. Yani zeytin parçacıklarıdır. Zeytin parçacıkları zamanla dibe çökerek o tortunun daha yoğun gözükmesini sağlar. Ama dediğim gibi uzun sürede tüketimi tercih ederseniz, içinde bir takım bakteri ve küfler oluşarak yağın fermente olup daha çok acılaşmasını, tadının değişmesini, nefasetin ve aromasının da etkileyecek duruma gelmesini sağlar. Dolayısıyla tortulu yağ kullanmak isteyen kullanabilir. Çabuk ama. Ama daha çabuk. Evet. Kısa sürede tüketmesi gerekir. Peki zeytinyağda kızartmalarda ne bahsediyor? Şimdi zeytinyağlıyı böyle sıcak kızartmalarda kullanmak sizce? Şimdi şöyle, zeytinyağı 240 santigrat derecede yanan bir yağdır. Yanma da dumandır. Yani görünen aslında dumandır. En güzel sızma zeytinyağının insan
insan sağlığına faydalı olabilmesi için yemeklerde, salatalarda, özellikle sıcak yemeklerde kullanacaksanız ki ben açıkçası evimde zeytinyağı dışında ve tereyağı dışında hiçbir şey. Yağ kullanmıyorum. Hı-hı. Bütün yemeklerime zeytinyağı, sızma zeytinyağı kullanıyorum. Şöyle yapabilirsiniz. Yoğun yağlar, orta yağlar ve hafif yağlar diye ayırabiliriz. Evet. Mesela salatalarda kullanabilirsiniz yoğun yağlarınızı. Sıcak yemeklerinizde kullanacaksanız zeytinyağlarda da yoğun yağları kullanabilirsiniz. Hafif yağları belki kızartmalarda ama orta yoğunluktaki yağları özellikle sıcak yemeğinizi yaptıktan sonra üstüne sakın ola ki yemek pişerken yağı dök. Yemek pişsin, kapatın, üstüne sızma yağınızı şöyle bir çevirin ve bırakın. Tamam. İnanın çok sağlıklı. Sonra onu hafif şöyle bir karıştırırsınız. Güzel. Hem çok sağlıklıdır hem midenizde hazma olarak rahat edersiniz. Yani katı yağlar ya da rafine edilmiş tohum yağlarını kullanmak yerine sızma zeytinyağını kullanmak kadar sağlıklı bir şey yok. Bunu bir alışkanlık haline getirebiliriz aslında. Tabii ki. Değil aslında mi? Bu sizin hayat felsefeniz evet. olması lazım. Çünkü hı-hı. şöyle düşünün. Şimdi sızma zeytinyağı hiç işlenmemiş yağ dedik ya mekanik ve fiziksel işlemden geçiyor. Ama bir rafine edilmiş yağa baktığınız zaman rafine edilmiş yağdan ne anlıyoruz derseniz hı-hı. rafine edilmiş yağ işte bu sıkılan yağhanede arta kalan posadan üretilen bir yağ. Hı. O üretilen yağda posadaki negatif olan bütün duyusal veya tatsal bozukluklar gideriliyor. Hı hı. Ve giderildikten sonra tat koku kalmadan üretilen bir şey oluyor. Bu rafine yağı kızartmalarda kullanıyoruz. Hı hı. Ve rafine yağ %15 oranında sızma zeytinyağı katılarak da Riviera yağı elde ediliyor. Güzel. Ama güzel. Sağlıklı değil. Değil. Çünkü içindeki bir takım faydalı mineral, vitamin, antioksidan, bitti. Polifenol, spuelen hepsi bitiyor. Çünkü aslında negatif olan bir durumu pozitife çevirmek için bir takım işlemlerden geçiyor, kimyasal işlemlerden. Zaten kimyasal işlem demek ısıl işlem de demek aynı zamanda. Bir şey hem ısıl hem kimyasal işleme giriyorsa içeriğindeki özellikleri, fenol bileşikleri kaybediyor. O zaman katiyen kullanmayın diyorsunuz yani ben, değil mi? Yani ben... İnsanlara bırakırım çünkü evet. bu bir tercihtir ama ben evime sokmuyorum. Sokmuyorsunuz. Sızma yağ dışında ve tereyağı dışında hiçbir şey sokmuyorum. Son bir sorum var ondan sonra kapatacağım. Tabii. Şimdi dediniz ya bir buçuk ayda tüketin tortuluyu ya da işte zeytinyağınızı bir buçuk sene içinde tüketmeniz tabii. gerekiyor. Peki tüketemedik arttı ne yapacağız çöpe mi atacağız onu? Hayır. Bir buçuk yılı geçiyorsa bozulduğunda sizi zehirlemez bir kere onu bilin. Hah, güzel ama, o da ama, güzel ama. Yoğunluğu arttığı için asit oranı olduğu yerde yükseldiği için yoğunluğu da arttığı için siz o yağda hafif boya kokusu gibi kokular almaya yani bayatlamış yağ kokusu almaya başlarsınız. Bu da sağlıklı değil. Neden onu tüketiniz? Ama onu atmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Biraz evvel konuştuk ya saçımıza, evet. cildimize, evet saçımıza, cildimize veya mobilyalarımıza sürebiliriz. Güzel. Parlatır mobilyalarımızı. Güzel. Kapılar, gıcırdayan kapılara kullanabiliriz. Hala kullanıyorum ya, ben. Evet, yani hani geçmişten günümüze geleneksel bir takım şeyler vardır ya. Evet. Yoklukta kullanılmış ve ortaya çıkmış. Hı hı. O şekilde kullanmak en sağlıklısı. Bebeklere sürebilirsiniz. Tabii çok. Kuruyan yerlerinize sürebilirsiniz. Tabii lütfen. Her şekilde kullanımı mümkün aslında. Yeter ki siz kullanmak için çaba sarf edin. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zeytinyağının müthiş bir hikayesi var. Yani bunu biliyordum ama evet. daha da fazla aydınlattınız. İyi ki geldiniz. Rica ederim. Hoş sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum bize. Ben teşekkür ediyorum. Yani bu doğru dönemde gelebilmek, bizimle tabii. beraber olmak çok güzeldi. Yolunuz açık olsun İlhan Hanım. Çok güzel yapıyorsunuz bu işi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bana bu imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hem de kanalımıza teşekkür ediyorum. Bizim de amacımız zaten bilgimizi paylaşmak. Çünkü bilgi paylaştıkça büyür. Halkımıza bir nebze fayda sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Süpersiniz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Meral Şef'im bitirdik. Evet. Nil Hanımcığım çok teşekkür ederiz. Ne demek? Çok güzel görünüyor tabaklarınız efendim. Evet. Gazpaçyomuz. Oo süper olmuş. İspanya.
Karpaçyomuzda İtalya. Sebzeden yapmış olduk. Süpersiniz. Ve altında sosu zaten soğuk çorbanın, gazpaçyonun. Gayet afiyet olsun. Çok lezzetli oluyor. Tadı şalgam, yani farklı oluyor şalgamla. Çok da severiz denesinler efendim. Bir sürükler. Evet. Elinize emeğinize sağlık efendim. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere efendim. Çok öpüyorum sizi. Ve sevgili Ester'cim ve Emel. Evet, bugünü daha bitirdik. Hamdolsun. Ağzınıza sağlık. İlerkiler her zaman çok güzel. Hey, her zaman konularla böyle bir bütünlük sağlıyorsunuz. İyi ki varsınız ikiniz de. Görüşürüz tekrardan. Evet, güzel insanlar. Bugünlük bizden bu kadar. Ama ne diyoruz? Sağlıcakla kalın. Koskoca bir gün sizi bekliyor. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Rab ile kalın. Ve evinizden. Lezzetli sohbetler eksik olmasın efendim. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.